Aspor ekranlarından herkese mutlu geceler. Son sayfaya hoş geldiniz. Günü birlikte noktalayacağız ve saat 2'ye kadar birlikteyiz. Konuklarım Zeki Uzundur, Okan Gürcan, Bilgiç ve Serdar Kelleci. Evet, Avrupa gecesini, Avrupa'da Türk gecesini daha doğrusu geride bıraktık. Bazı sonuçlar üzdü bizi, bazı sonuçlar sevindirdi temsilcilerimiz adına. Tüm karşılaşmaları konuşacağız. Biz size merhaba demeden önce Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in açıklamalarını dinledik hep birlikte. Son biten maç Galatasaray maçıyla başlayacağız. Galatasaray Rangers maçıyla 2-1 kazandı. Sarı Kırmızılı ekip bu mücadeleyi ve UEFA Avrupa Ligi'ne katılacak. Kura çekimi de gerçekleşecek yarın saat 14.30'da. Onu da hatırlatmasını yapmış olalım. Maçın özetini getireceğiz ilerleyen dakikalarda ekranlarınızda. Bunun öncesindeki ilk maç 1-1 bitmişti. Rövanşta Galatasaray 2-1'lik skorla kazanmayı başardı bu karşılaşmayı. Diğer mücadeleleri de konuşacağız ama Fatih Terim'in açıklamaları eşliğinde bir Galatasaray karşılaşmasını konuklarımla değerlendirmek istiyorum. İlk olarak Gürcan Bilgiç ile başlayacağım. Nasıl bir karşılaşma izledin Galatasaray Rangers mücadelesinde? İlk başta geriye düştü Galatasaray, bir tutukluk oldu ama sonra çok fazla gol aradı ve aradığı golleri sonrasında buldu ve galip gelmeyi başardı. O gollerden sonra daha üstün bir oyun gördük. Yani geriye düştüğü anda da çok iyi oynuyordu. Evet. Yani bir Cagney'in pozisyonu var, boş kale, direkten döndü. Çok baskılı oynuyordu. Hissettiriyordu yani. Ben bu maçı alacağım diye. O mesajı veren bir takımdı. Adamlar ilk geldiler, golü attılar. Evet. Ondan önce de bir kontra girişimleri oldu. Onu bastırıp aldı elinden. Ya o da tehlikeli gelebilirdi. Bir duran top sonrasıydı zannediyorum. Evet. 2 dakika sonrasında golü attılar. Tabii böyle bir durum rakibe direnç verir. Sen de demoralize olursun ama ikinci yarı Galatasaray müthiş oynadı. Evet. Yani şeylere baktığımız zaman sayılara 20 kere gelmiş şutla. Onun da isabetli olmuş. 9 kaleci kurtarışı var. Rakip kalecinin 9 kurtarışı var. Yani direkten dönenler de isabetli şut sayılmıyor biliyorsunuz. 3 var galiba değil mi? 3 tane direkten dönen var. Yani çok hissettirdi. Aslında çok daha farklı bir skor olmalıydı. Yani Rangers'ın kendi kalesine atması golü yani çok çok büyük bir ironi. Böyle bir oyun karşısında hakikaten gerçekten büyük bir ironi. Ki aslında o dakikalarda Galatasaray'ın gol arayışları bu sonucu verdi biraz da. Eli ayağına dolanan bir Rangers takımı tabii yani, oluştu o bölgede. O kadar zorladılar ki dediğiniz gibi yani şans diyorsunuz ama insan şansını kendi yaratır. Evet. Sonuçta o şansı elde etmen için o topu da oraya getirmen lazım. Tabii. Yani orada bir tehlikeye, rakibe bir hata yaptırman lazım. Bunu gayet güzel başardılar. Ben mutlu olduğunu düşünüyorum Galatasaray taraftarlarının bu kadar kaçan gollere rağmen. Çünkü takımın temposu, kazanma arzusu, isteği çok üst seviyedeydi. Nitekim Fatih Terim de direkten dönen toplarla ilgili bir amorti esprisi yaptı basın toplantısında. Bir karşılığı yok yani amorti gibi maalesef dedi. Hayır, Fatih Hoca'nın aslında yaşamadığı şey der değil bu sürprizler. Bir Tromsø maçı vardı mesela. Yine bundan farklı değildi. Elendiler. Yani orada baktığın zaman bazen tutmuyor, bazen olmuyor. Tabii. Bazen ne kadar iyi yapsan da o üç direğin arasından geçemiyorsun. Ama bugün o kararlılıkta bir Galatasaray takımı vardı. Bence çok da iyi oynadılar, çok da istekli oynadılar. Ve hak ettikleri şekilde turu da geçtiler. Evet, Zeki Uzundurukan. Öncelikle Galatasaray'ın kaleciye ihtiyacı var. Benim Galatasaray'dan bu sezonki en büyük tespitim bu. Muslera Galatasaray'ı birçok maçta bu sezon yakacak gibi duruyor. Formsuzlukla ya da az çalışmakla ya da yorgunlukla ifade edilecek bir durum değil Muslera'nın ki. Sanki Muslera Galatasaray'da raf ömrünü yavaş yavaş tamamlıyor. Ya Taffarel gibi iyi bir kaleci antrenörü ya da Mondragon düşünülüyordu. Mondragonsa Mondragon gelsin. Muslera'nın bir defa kendini sahaya veremiyor. Yenilen golde de önde yakalandı. Yenilecek bir gol değildi. Galatasaray'a o dakikalarda o yenilen gol nedeniyle oyundan düşürdü. Taraftar eyvah eyvah demeye başladı. O yüzden ben Galatasaray'ın şu transferin bitmesine bir hafta kala kaleci alması gerektiğini düşünüyorum. En azından Muslera
ayarında olmasa bile Muslera ile rekabete girecek bir kaleciye Galatasaray'ın ciddi anlamda ihtiyacı var. Yoksa Muslera ile bu sezonu birçok maçta kabus yaşatır, hatalı goller yer. Çünkü toparlayamıyor bir türlü. Her maçta hata yapıyor. Bundan sonra da yapacak gibi duruyor. Bence oraya yoğunlaşmalıydılar. İşte Morutan'ı aldılar, tamam. Bu oyunculara, Çıkıldağ'a, yani tamam genç oyuncular ama iyi paralar verdi. Morutan'a 3,5 milyon euro, bakıyorsun market değeri 2 milyon euro. Yani tamam 18 yaşından beri bu oyuncuları izlemiş olabilirsin ama Rumen Ligi ile bizim lig arasında sıklet farkı var. İşte gördük Finlandiya Ligi'ni, Finlandiya Ligi'nin liderinin ne kadar Fenerbahçe karşısında ne kadar etkisiz kaldığını, Fenerbahçe'nin genç ağırlıklı kadrosuyla güle oynaya turu geçebildiğini gördük. Yani bizim ligimiz farklı bir lig. Bir defa onu söyleyeyim. Ha, İtalya Ligi gibi değil ama zor bir ligimiz var bizim ligimiz. O yüzden bu oyuncular ne verecek? Çıkaldağ'ı şu ana kadar hani ben tabii ki 5-6 maç izlemek lazım. Çok böyle klas bir oyuncu diyemem ama Morutan için elbette ki Rumen Ligi'nin yeni hacisi denen bir oyuncu olduğu için onu da çok merak ediyorum nasıl oynayacak diye. Ama Galatasaray maçın ikinci yarısında çok çılgın futbol oynadı. Direkten dönen toplar, Cagne'nin kaçırdığı %100'lük iki net gol pozisyonu ki çok iyi pozisyona girdi. Adam geçme süratiyle rakip savunmayı savurduğu yerlere Keçiören gücünden alınan Barış Alper Yılmaz girdikten sonra sağ tarafı otobana çevirdi ki oyuncu sol kanatta da oynayabiliyor. Evet. Yani müthiş bir oyuncu. Ben Fatih Hoca'nın bundan sonra ligde de çok süre vereceğini düşünüyorum Barış Alper Yılmaz'a. Onun girmesiyle zaten Galatasaray şaha kalktı. Çok daha farklı kazanabilirdi maçı ama ikinci yarıdaki futbol Galatasaray'a yakışan futboldu. Artık gruplarda da başarılı olacağını düşünüyorum Galatasaray'ın ama yeni transferlerin ne katacağı önemli ama ben bütün mevkilerde Galatasaray yavaş yavaş yedekliyor. Falcao'nun belirsizliği önemli bir durum ki en azından Ocak ayına kadar kalacak gibi duruyor. Önemli bir maliyet. Onun dışında hala şu iddiadayım, Galatasaray'ın kaleciye ihtiyacı var. Oraya bir transfer yapması lazım. Şimdi Serdar sana dönmeden özetimiz hazır. Galatasaray Rangers karşılaşmasını madem konuştuk, ikinci yarı çok güzel bir futbol oynadı dedi Zeki Uzundurkan ki kaçan gollerden bahsetti. Yine aynı şekilde Gürcan Bilgiç. Bir hatırlayalım gelin bu 2-1'lik karşılaşmayı özetimizle birlikte sonrasında pozisyonlarla beraber konuşmaya devam edeceğiz. Galatasaray Rangers maçının özetini getirdik ekranlara, hatırladık karşılaşmayı. Şimdi bu izlediğimiz özetle birlikte pozisyonlar üzerinden mücadeleyi konuşacağız. Serdar Kelleci'nin notları var.